Merhaba güzel dostlarım. Böyle bazı şeyler duyarsınız. Liderler İstanbul'da buluşuyor. Liderler Ankara'da buluşuyor. Liderler Bursa'da buluşuyor. Ve bir de gerçek liderler diyorlar. Tabi bu tür cümleleri çok fazla itibar etmiyorum. Bununla beraber belli ki herkesin bir kitlesi var. Ya annesin, ya babasın, ya öğretmensin, ya doktorsun, ya bir siyasi lidersin ve çevrende hep bir kitlen var. Herkesin hükmettiği birileri var güzel dostlarım. Şimdi ben sizlere gerçek liderlik, asıl liderlik nasıl olur bundan bahsedeceğim. Hazreti İsa'ya bir kadını getiriyor 4-5 adam ve diyorlar ki ya İsa bu kadını biz zina yaparken yakaladık. Hem de tam iş üstünde yakaladık. Yalnız tabii güzel dostlarım kadını getiriyorlar zina yapmış diye orada bir ironi var. Sanki kadın zinayı tek başına yapıyormuş gibi erkek yok. Neyse orası konumuzun dışında olduğu için onu şimdilik es geçiyorum. Kadını getiriyorlar. Bakalım diyorlar İsa ne diyecek bu konuda? Yani kadın zina ederken yakalanmış. Bakalım ne diyecek? Eğer öldürelim derse diyecekler ki hani sen sol yanağına vurulunca sağ yanağını göster diyordun. Yok öldürmeyelim dese diyecekler ki ha sen Musa'ya karşısın. Sen Musa'nın yoluna değilsin. Yani Hazreti İsa'yı böyle nasıl diyeyim zora sokmak istiyorlar. Diyorlar ki biz bu kadını tam zina yaparken yakaladık. Ne diyorsun? Tabii o sırada arkadaşlar Hazreti İsa bir mağarada elinde bir çubukla toprağı karıştırıyor. Hafiften kafasını kaldırıyor ve insanlara bir bakıyor. Ve sonra kafasını geriye yiyor. Tabii insanlar bekliyor. Acaba İsa ne diyecek? Sonra kafasını kaldırıyor diyor ki tamam diyor ben sizi anladım. Kadını öldürelim. Taşlayarak öldürelim. Ama diyor ilk taşı aranızdan günah işlememiş olan atsın. Diyor ve kafasını geriye yiyor. Ve elindeki çubukla toprağı karıştırmaya devam ediyor. Oradaki insanlar, o 4-5 kişi şikayetle gelmişler ya, bir bir geri gidiyorlar oradan. Çünkü kim olacak ki günah işlememiş olsun? Şimdi Hazreti İsa'nın onlara bakıyor olsa, kafasını eğmiş olmasa, ya ben günahkarım diyerek göz göre göre gidemezler. O kafasını eğdiği için böyle güya çaktırmadan oradan sıvışıyorlar. Bir müddet sonra Hazreti İsa kafasını kaldırıyor ki kadın yalnız. Tabii bu kadın arkadaşlar herhangi bir dine inanmayan bir kadın. Hazreti İsa'ya da inanmayan bir kadın. Hazreti İsa kafasını kaldırıyor bakıyor ki kadın yalnız. Yanına varıyor diyor ki seni suçlayan kimse yok mu? Kadın sağa bakıyor sola bakıyor. Diyor ki yok efendimiz. Hazreti İsa diyor ki git af dile. Eğer öyle bir suç işlemişsen Allah affeder. Suç işlememişsen öyle bir şey yapmamışsan zaten bir şey yapmana gerek yok. O herhangi bir dine inanmayan kadın Hazreti İsa'ya diyor ki Efendimiz ben sizin dininize girebilir miyim? Ve diyor müsaadeniz olursa sizin köleniz olabilir miyim? Hayatımı size adayabilir miyim? Güzel dostlarım yumuşaklığın, naifliğin gücünü görüyorsunuz. Asıl liderliğin gücünü görüyorsunuz. Benden sık sık duymuşsunuzdur. İşte bir bebek yumuşaktır, hayat başlar. Bir ölü serttir, hayat bitmiştir. Sık sık söylüyorum. Asıl liderlik de naiflik de. En fazla bağıranlar en güçsüz olanlardır. Yani bir ev düşün. Evde bir bebek var. Bebek en fazla o bağırır ve tüm ev halkı o bebeğe hizmet eder. Çünkü en çok o bağırıyordu. Çünkü en güçsüz odur. Bir insan ne kadar güçsüzse o kadar fazla bağırır. Ve tabii arkadaşlar aklıma enteresan bir hikaye daha geldi. Siz seviyorsunuz biliyorum bu hikayeleri. Bir hırsız bir eve giriyor. O evde de bir bilge kişi yaşıyor. Hırsız eve girdiğinde bu bilge kişi hırsızla karşılaşıyor ve diyor ki hırsıza ya niye önceden haber vermedin? Önceden haber verseydin hazırlık yapardım. Hırsız diyor ki ya anlamadın galiba ben hırsızım diyor. Adam diyor ki biliyorum hırsız olduğunu. Bu önemli değil. Herkes bir iş yapar. Bu bir tercihtir. Önemli olan işini iyi yapmak. Ama diyor benim evimde hiçbir şey yok ki. Ben 30 yıldır bu evde bir şeyler arıyorum, bir şey bulamadım. İstersen diyor bir de seninle arayalım. O sırada adamın üzerinde bir battaniye var. Adam çıplak ve sadece battaniye var üzerinde. Sonra tabii eve bakıyorlar, evde bir şey yok. Hırsız çekip gidiyor. Giderken kapıdan birazcık uzaklaşıyor. Diyor ki olmaz diyor bilge kişi. Gel diyor. Olmaz. Neden diyor, neden olmasın? Ya şimdi diyor mahalleliye diyor ne diyeceksin? Ben bu adamın evine girdim hiçbir şey almadan mı çıktım diyeceksin. Al diyor bu battaniyem senin olsun. Hem diyor ne kadar da olsa diyor içerisi dışarıda kadar soğuk değil.
Diyor ki adam, ama diyor senin hiçbir şeyin kalmadı. Yok diyor, şimdi diyor, ben diyor sana her şeyimi verdim ya. Şimdi diyor ben de seninle geleceğim. Seninle gelince diyor elbet sen bana bir şeyler verirsin diyor. Çünkü ben sana her şeyimi verdim. Sen de bana bir şeyler verirsin. Adam diyor ki tabii diyor seni evime götürmek isterim ama diyor şimdi diyor çıplak bir adamla diyor eve gittiğimde eşime çocuklarıma ne diyeceğim diyor. Bilge kişi diyor ki seni zora sokmak istemem. Tamam sen git diyor. Ve hırsız arkadaşlar uzaklaşıyor. Kapıdan birkaç adım atıyor. Bilge kişi tekrar böyle hey diyor buraya gel. Hırsız birden tabii adam bir tuhaf ya zaten. Hemen bir ürperiyor geri bakıyor. Buraya gel diyor. Hırsız geri geliyor. Ne oldu diyor. Ya diyor sen gelirken diyor kapıyı açmadın mı? E açtım. E kapatmıyorsun geri diyor. Ve diyor insan bir teşekkür ol, bir kibar ol diyor, bir teşekkür et. Hırsız battaniye için teşekkür ediyor. Ve giderken de kapıyı çekip gidiyor arkadaşlar. Bir müddet sonra bu hırsızı mahkemede şikayetçi olmuşlar hırsız olduğu için. Onlarca şahidi var. Hakim diyor ki, senin diyor burada hiç arkadaşın var mı? O da diyor ki hırsız da duruyor düşünüyor. Şurada diyor bir bilge kişi var ya diyor. Evet o benim arkadaşımdır diyor. Ya diyor hakim öyle mi? Eğer diyor o senin hırsız olmadığını söylerse, bırak onlarca kişi, yüzlerce kişi senin hırsız olduğunu söylese de ben diyor o bilge kişiye inanırım. Bilge kişi geliyor arkadaşlar mahkemeye. Ve diyor ki hakim, sen diyor bu adamın arkadaşı mısın, dostu musun? O da diyor ki evet diyor ben onun arkadaşım. Bir gece diyor evimde ağırladım onu. Hatta diyor tüm şehir bilir ki üzerindeki battaniye bana aittir. Ve diyor çok kibardır. Battaniye aldığını bana teşekkür etti. Ve eve geldiklerini çıkarken kapıyı çekip çıktı. Çok kibar bir arkadaşımdır. Hakim hırsızı serbest bırakıyor. Hırsız gidiyor. Bilge kişiye diyor ki bugüne kadar hiç kimse beni insan yerine koymadı. İlk defa seni insan yerine koydu. Ben senin kölen olabilir miyim? Hayatımı sana vakfedebilir miyim? Görüyorsunuz güzel dostlarım yumuşaklığın gücünü. Bundan önce söylemiştim bir gül yumuşaktır, naiftir ama yüzlerce diken ona hizmet eder. Ne kadar büyük bir lider olmak istiyorsak o kadar yumuşaklığa ihtiyacımız var. Ne kadar iyi bir anne olmak istiyorsan, ne kadar iyi bir baba olmak, ne kadar iyi bir arkadaş olmak, ne kadar iyi bir sevgili olmak istiyorsan gerekli olan şart yumuşaklıktır. Yani mesela şöyle düşün. Mesela elinle sert bir yere vurdun. Elin de acı duyar. Vurduğun yer de zarar görebilir. Ama elinle yumuşak bir yere vurdun. Elin de acı duymaz vurduğun yerde. Eğer bir yumuşaklık varsa hiç kimse zararı görmez. Ve bizim tanıdığımız tüm büyük liderler, tüm büyük kişiler, Mevlana'lar, Yunus Emre'ler, peygamberler hep naiftir, hep yumuşaktır. Hatta denir ki Peygamber Efendimiz için, hayatı boyunca dişleri görünecek kadar 3 defa gülmüştü. Ama kimse onun kadar çok tebessüm etmezdi. Ve tabii sen diyorsun ki güzel dostum, hocam her şey iyi, hoş da. Ya ben sinirleniyorum, öfkeleniyorum, elimde değil ki diyorsun. Bu neden biliyor musun güzel dostum? Çünkü bizler öyle gördük. Bize bebekken, çocukken sinirlenmeyi öğrettiler. Dışarıdan öğrendik biz. Hiç hayatı tanımazken baktık babamız sinirli ya da çevremizde birileri sinirlenir hemen kodladık. Ha, birisi yanlışında sinirleneceksin. Ama bizim yaratılışımızda o yok. Bebeklere bakın hep gülerler, hep tebessüm ederler. Bizim yaratılışımızda öfkelenmek, sinirlenmek yok. Onu bize dışarıdan verilmiş, dışarıdan verilmiş bir emanet, zihin, bir elbise gibi. Onun esiri olduğumuz için kendi özümüzden farklı olarak, kendi asıl insanımızdan farklı olarak öğrendiğimiz şekilde davranıyoruz. Çevremizdeki güller gibi sinirleniyor, onlar gibi öfkeleniyoruz, onlar gibi kızıyoruz. Çünkü onların modeli aldık büyürken. Ve sen diyorsun ki tamam ben anladım sinirlenmek kötü bir şey, öfkelenmek kötü bir şey. Yumuşaklık ve tebessüm iyi bir şey. Ama hocam diyorsun bunu beceremiyorum ki, yapamıyorum ki. Nasıl yapacağım, nasıl sinirlenmeyeceğim? Bunun şifresini şu anda söyleyeyim ister misin güzel dostum? Nasıl hep sakin, hep huzurlu, hep dingin kalabilirsin? Biliyorsun işte hep dingin kalırsan evrene gönderdiğin mesajı da daha hızlı gidiyor. Hani dinginlik, yargılamamak. Devamlı ısrarla söylüyorum kimseyi hiçbir şey yargılamayın. İyi de hocam nasıl yargılamayacağım? Nasıl öfkelenmeyeceğim? Nasıl sinirlenmeyeceğim? Arkadaşlar sık sık duyuyorsunuzdur nefesle alakalı. Nefes terapi. Hatta sinirlendiğimiz zaman ne diyor? Ya bir dur, bir nefes al ya, bir dur. Deniyor ya.
Ya hatta bizim bilinçlisimiz bizden bilinçli halimizden 6 saniye önce çalıştığı için arkadaşlar çok öfkelendiğimizde uzmanlar 6 saniye durup nefes almamız ve ondan sonra yorum yapmamızı isterler. Şimdi güzel dostlar tabii bunun şifresi şu. Bizde diyafram diye bir şey var. Biliyorsunuz değil mi diyaframı? Diyafram sert bir zar. Diyafram sert zar iken onun görevi şu. Beyne mesaj gönderiyor. Bir şeyler kötü olacak. Bir şeyler sıkıntılı olacak. Tehlikedesin. Devamlı olumsuz mesajlar gönderiyor beyne. O sertken biz gergin ve öfkeli oluyoruz. Ve mesela diyafram bizim nefesimizi ayarlıyor arkadaşlar. Nefesi aldım, geri veriyorum. Aldım, geri veriyorum ama sert. Ve ama derin nefes aldığın zaman hani deniyor ya diyaframın. Derin nefes aldığımız zaman bu diyafram aşağı iniyor ve geri çıkıyor. Aşağı iniyor, geri çıkıyor. Esniyor yani, yumuşuyor. Ve diyafram yumuşakken de onun görevi şu. Beyni mesajlar gönderiyor. Her şey yolunda. Sakin, huzurlu ol. Ve diyaframdan gelen mesaj hani yumuşaklıkta hayat var, sertlikte ölüm var ya işte diyaframla alakalı. Diyaframı yumuşaksa hayat başlıyor. Sertse ölüm başlıyor. Hani çok sinirlenince mide kanatları geçiriyoruz ya. Şimdi güzel dostum işte ne yapıyoruz? Eğer biz farkında olmadan sinirlenir, farkında olmadan öfke, o kendi geliyor. Biz planlayarak getirmiyoruz onu. Bu neyle alakalı? Diyaframla alakalı. Eğer nefesimizi iyi alıyorsak, size sır veriyorum. Hem sakin, huzurlu, dinginliği sağlıyoruz. Hem de içimizdeki, özümüzdeki, o içimizdeki çocuğu beslemiş oluyoruz. Ve o çocuk iyi beslendiği zaman hayatta her şeyi yoluna koymaya başlıyor. Çok mu zor? Her gün 2 dakika nefes almak. Sadece 2 dakika nefesine odaklısın. Yani sadece bu. Elini karnına koy. Karnına şişir. Geri insin. Şişir. Geri insin. Burnundan nefes al. Ağzından ver. Tabii bunu çok tonlarca nasıl diyeyim? Çok farklı nefes teknikleri var arkadaşlar. Ben size nefes tekniği işte burundan alın, ağızdan alın demiyorum. Evet, doğrusu burundan alıp burundan vermek. Çünkü orası nefes için yaratılmış. Ama o ayrıntıya girmiyorum. Benim söylemek istediğim şey sadece şu. Elini karnına koy. Karnının şiştiğini fark et ve geri ver. Ve göreceksin ki dinginlik, sakinlik, huzurlu olmak sana ne kadar güzel bir hayat getirmeye başlayacak. Asıl lider olmak istiyorsan herkese lütfen teşekkür et. Asıl lider olmak istiyorsan karşı çıkan her şeye, herkese teşekkür et ve tebessüm et. Kendi kendime de diyorum, lider olmak istiyorsam daima teşekkür etmeliyim. Herkesin kıymetini bilmeliyim ve tebessüm etmeliyim. Ve hepinize minnettarım güzel dostlarım. Hepinize sonsuz sonsuz teşekkürler. Göstermiş olduğunuz ilgiye sonsuz teşekkürler. Bir kamp yaptık. Efsaneydi. Katılımcıların hepsine minnettarım. Katılmayanlara da minnettarım. Gerçekten olağanüstü bir kamptı. Sıfırlandık. Özümüzle tanıştık. Olağanüstü bir hipnoz yapıp içimizdeki çocuğu gördük. O çocuğu görmenin şaşkınlığı içindeydi pek çok dostumuz. Ve bundan sonra her geçen gün kamp çok daha güzel olacağını bilin. Ve ben de sizin bu sevginize, ilginize daima layık olmaya çalışacağım. Gerçekten iyi ki, iyi ki varsınız. Lütfen sizlere olan saygımı kabul edin. Ve tebessümle kalın güzel dostlarım. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.